Sevgili izleyicilerim, bugün size çok güzel bir poğaça yapacağım. Allah izin verirse. Şimdi 3 tane yumurtam var. Bu yumurtalar niye bu kadar çok pahalandı? Bilen varsa yazsın lütfen. Ben biliyorum, söyleyeyim. Söyle hadi. Bizim yumurtaları Araplar yiyor. Araplara şeye gidiyor, ihracata. Bize de pahalı kalıyor. Öyle mi? Tamam. Evet. Yani bizim üreticimiz kazanıyor. Allah inşallah hayırlı kazançlar nasip etsin. Amin. Tamam o zaman, üretici kazanıyorsa neyse. Onlar kazanıyorsa millet, devlet kazanıyor. Tamam. Evet. Aynen. Ama öyle. Ne olur yumurta fiyatlarını düşürün artık ya. Çok pahalı. Şimdi iki tane sarımızı ayırdık üzeri için. Şimdi bir de yumurtayı da bütün olarak buraya kırıyorum. Toplamda 3 tane yumurtam oldu. Cena karıştırıyorum. Şimdi birazcık tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Yani siz hamurunuza göre tuzunu kendiniz ayarlayın. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket mayamız. Artık sütçük danaları var evde. Evet. Sütleri hep içiyorlar. Bir bardak bal şeker olsun. Şöyle yavaş yavaş döküyorum ki mayamız erisin diye. Bir bardak ılık suyumuz. Böylece tamam. Şimdi mayamızı şöyle iyice karıştıralım ki mayamız şey olsun. Alsın. Evet. Sevgili izleyicilerim, yarım bardakta yağımız var. Şimdi aldığı kadar da un koyacağım. Şöyle bir bardak. İki bardak. Ve şimdilik 3 bardak koyalım bakalım. Ne olacak? Sevgili izleyicilerim, elime sıvandım, deli oluyor. Kızım şu yumurtayı kaldır, şu kettle'ı kaldır. Tamam, kaldırdım. Güzel oldu hamurumuz. Şimdi Allah izin verirse mayalanır. Biz o zaman gel güzel bir anne kız kahve içip sohbet edip de bir kahvemizi içecek misin? Nesmi içecek Türk mü? Hangisinde canım istiyorsa onlar hiç değişmez. Ama benim de kahve içmedim çünkü bugün. İyi ki. Kahveye analı kızlar. Var. Oturalım. Ya bu mayalanana kadar. Sohbetin dibine dibine vuralım kız. Hadi. Hadi güle güle. Ağzını streçle kapattık. Şimdi sobamızın arkasına koyacağız. Sevgili izleyicilerim, bakın hamurumuz harika kabarmış. Şimdi ağzını açıyoruz. Şimdi şöyle güzel azıcık un ekleyeceğiz masanın üzerine. Hamurumuz bakın çok güzel olmuş. Harika olmuş. Pıtır pıtır bak. Harika olmuş hamurumuz. Şimdi güzelce boşaltalım hamurumuzu tezgahımıza veya masamıza. Biz masada yapıyoruz sevgili izleyicilerim. Bizim tezgahımız yok. İnşallah bir gün olacak. İnşallah olur. Allah hayırlısını versin. Çok büyürsek olur. İnşallah. Sevgili izleyicilerim, fazla un kullanmadan mümkün olduğu kadar az unla şöyle güzelce hamurlarımızı çok şey değil şöyle açacağız. İsteyen tek açabilir mi anne? Tabii canım, tek tek de açabilirler, çit çit de açabilirler.
Nasıl el becerileri gelişiyorsa öyle yapsınlar. Ama biri birinden birazcık kısa olmalı. Mesela şimdi püf noktalarını söyle ki insanlar yaparken. Evet, şöyle. Bakın, kenarlarını aldım. Bir top oluşturacağız bunda. Şimdi sevgili izleyicilerim, siz bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Yani sadece peynir olması veya başka bir şey olması değil. Her şeye koyabilirsiniz. Ne ya, canınız istiyorsa. Tatlısını, yani tatlı şeyler de yaparak çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Bakın, bu şekilde kapatıyoruz. Güzel. Birazcık iyicene bastıralım ki açılma şeyi olmasın lütfen. Şimdi sıra geldi buna. Bunu biraz daha büyütüyoruz. Çünkü biri birinden biraz daha büyük olmalı. Ki o bunun içine girecek sevgili dostlar. Umarım istediğim gibi oldu. Ne yaptığını bir daha göster istersen. Bakın, şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın, şöyle arasını açıyoruz. Şunu bunun içinden geçiriyoruz. Çok kolay. Bakın. Hem kolay hem de harika. Sevgili izleyicilerim, ben zevkle yaptığım için zoruma gitmiyorum. İnşallah sizin de zorunuza gitmeyecektir böyle güzel görünümlü bir poğaçamız olması. Hem kolay hem de gösterişi, insanı şöyle baktığı zaman yiyesi geliyor sevgili dostlar. Siz bunu daha ince kesip daha çok örgü de yapabilirsiniz. Yani yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Bakın, işte oldu. Şimdi de arasını açıyoruz şöyle. Bakın. Bu şekilde açıyoruz arasını. Bunu da getiriyoruz. Bakın, şöyle sırtı şuraya gelecek şekilde koyuyoruz ve kapatıyoruz. Çok harika oluyor. Bakın. Çok güzel ve harika oldu. Şimdi bu şekilde koyuyoruz. Ortasına da tabii ki de hamurumuzu. Kestiğin hamuru. Evet, kestiğimiz hamuru yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde, şu şekilde şöyle topluyorum. Ve şöyle bir iyicene sıkıca birleştiriyorum. Ve şöyle yapıyorum, bakın. Şimdi bunu buraya böyle bu şekilde koyuyoruz. Sıra geldi şimdi ikinciye. Bu
Sohunladım sevgili. Şöyle kapatıp birbiri içinden geçiriyorsun galiba. Evet. Bak böyle barnağını geçire geçire veriyorum. Çok kolay. Hani nasıl yapıldı? Zincir çektiğimizi düşünün ya. Hani zincir çekiyoruz ya. Hı-hı. İşte bu da zincir. Tamam. Başladı. Bakın sevgili izleyicilerim. Şu şekilde. Şöyle benden tarafa istersen elit. Bunu da şöyle ortaya koyacağız ve güzelce dinlenmesini bekleyeceğiz. Birazcık kabaracak. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bakın şimdi poğaçalarımızın üstüne yumurtamızla yağımızı iyice karıştırdım. Onunla güzelce her yerine süreceğim. Azıcık yağ koydum, çok değil. Hamurlar hala şişiyor. Şişiyor da benim belikler arka tarafa gitmiş ha şunda. Arka tarafa gezmeye gitmişler. Niye gitmişler, neden gitmişler bilemem ama gitmişler işte. Birinci göz her zaman birinci gözden ikinci göz daha iyi görür. Sevgili izleyicilerim ben yapıyorum ama siz iyi bir gözetmen olduğunuzda benim eksiğimi hatamı benden daha iyi görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Onun için eksiğim hatam varsa affola. Şimdi fırına mı gidiyor? Evet, aynen. Şimdi doğru fırınımıza. Üzerine güzelce bir tereyağı sürüyorum. Birazcık yüzü yumuşasın diye, başka bir şey değil. Tereyağı hem de lezzet verir hem de yüzünü biraz daha gevrekliğini giderir. Şöyle yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, hele de bana o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Sen bu aralar hiç beni eleştirin demiyorsun. Ya canım beni eleştirsinler. Eleştirmek, yorum hepsi aynı mı bilmiyorum ama çok şey bilmiyorum sevgili dostlar. Ama bildiğim kadarını konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Elbette ki en güzelini benim sevgilisi izleyicilerim, dostlarım biliyor. Ben dostlarıma çok saygı duyuyorum. Ben her şeyi bildiğimi söylersem kendi ayıbım olur. Nasıl olur öyle şey? Aha, benim tereyağım bayıldı. Tamam hadi şimdi kapatıyorum. Anladım. Evet. Birazcık kendine geldiğinde de göstereceğim içini. Tamam. Bakın altı üstü nar gibi kızarmış ve harika. Bakın hiç hamur değil. Bakın içindeki. Bakın çok güzel oldu sevgili izleyicilerim.
Şöyle koyayım. İkincisini de kaldırayım. Ve size göstereyim. Bakın. Çok harika oldu. Çok. Şöyle bu sefer şuradan açayım. Sizin için. Çünkü elim yanıyor. Çok sıcak. Biraz daha dinlendiğinde biraz daha bir güzel olacak. Oo, çok harika oldu.